Yanımızda Rogbagaris var. Welcome to Turkey. Thank you, thank you. Last year you came in Istanbul, and is there any differences between last year and this year? Difference, yeah, because it's not raining. Last year I was here and we wanted to make shows, and it was unfortunately a lot of rain, so we need to cancel a lot of shows. And I talked with Spor Moto Turkey, and they say, Rock, you need to come back for the next show. I said, yeah, no worries. And we choose Moto Expo for the perfect location to do the show. And I'm finally back here in Turkey, so I can't wait to start my 200 Duke and to rock and roll. Are you using the same bike in your shows? Yes, I'm using a 200 Duke. It's a little bit changed, but let's say 80% is almost standard. I have some freestyle stuff on it, freestyle packs, crash cage, if I crash that I don't destroy the bike. Some racing brakes, and that's it. But I'm using a 200 Duke, yes. What is your expectation for New Year? Expectation here? I think Turkish people are crazy when they see motorsports. So I expect a really loud crowd and a good show. I see the location is not really perfect, but we will make the best out of it. And yeah, expect a, let's say, rock and roll show on two wheels. Okay, thank you very much. Yanımızda BMW Motorrad marka müdürü Sayın Başarı Erbaş Bey var. Merhabalar. Geçtiğimiz sene sizin için nasıl geçti acaba? 2014 senesi bizim için çok iyi bir yıllardan bir tanesiydi. 2014 yılında genel motosiklet sektörüne baktığımızda biraz daralma oldu. Ama özellikle küçük motosiklet segmentinde daralmalar oldu. Ama hobi segmenti büyüyerek devam etti. Uzunca bir süre hep stabil kalıyordu. O yüzden geçen senenin başarılı bir yıl olarak atfedebiliriz. 2015 yılında da yeni modellerimizi ilk defa işte sezon açılışı sebebiyle fuarda sergiliyoruz. Yeni modellerimiz, yeni 3 tane modelimiz var burada sergilediğimiz. S1RR tamamen yenilendi, R1200R tamamen yenilendi ve F800R tamamen yenilendi. Bunun yanında GTL Exclusive her zaman bizim en önemli motorlarımızdan bir tanesi olmuştu. Onları da sergiliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Onun dışında fuardan bir beklentiniz var mı acaba? Nasıl beklentileriniz var? Tüm Türkiye'ye buradan ulaşmaya çalışıyoruz. Kısa bir 4 gün ama yoğun bir 4 gün olacak. Mümkün olduğunca elimizdeki motosikletlerin satışı yönünde arkadaşlarımız çaba harcayacaklar. Umarım hayırlısı olur diyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Yanımızda Bajaj Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Ekrem Ata var. Merhabalar. Merhabalar. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? 2014 yılı Bajaj Oto için çok verimli geçti. 3 segmentte 3 model ile sektörde bulunduk. Utility segmenti ile Boxer modelimizde, komuter segmentinde Discover modelimizde ve spor segmentinde Pulsar 200 NS ile bulunduk. Pulsar 200 NS ile kendi segmentinde açık ara birinci oldu. Bu ilk sene için oldukça iddialı bir adam. Peki 2015'ten beklentileriniz neler? 2015'te önce sektör ile beklentilerimizi söyleyecek olursam, geçtiğimiz yıl 180 bin civarında bir satış oldu. Bu sene her şeye rağmen en az %10'luk bir büyüme bekliyoruz. Artık müşteri kalite, marka, satış sonrası hizmet desteğini arıyor. Bunları veren markaların kazanacağı bir yıl olacak. Bajaj da bunların içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu seneki fuardan herhangi bir beklentiniz var mı? Fuar her geçen yıl beğeni sayısı artıyor, ziyaret sayısı artıyor. Özellikle Türkiye'de motosiklete olan teveccüh artıyor. Aslında bunu gösteriyor. Ben bu sene de bir rekor bekliyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Yanımızda Korlas satış sonrası
sonrası hizmetler müdürü Sayın Ali Karakoç var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizin için geçen sene nasıl geçti? Geçen sene Korlas firması için oldukça iyi bir seneydi. Zira uzun zamandır distribütörü olduğumuz Ducati ve MV Agusta markalarının yanı sıra Triumph gibi önemli bir markanın da distribütörlüğüne başlandı. Dolayısıyla hem marka sayımız arttı hem de satış adetlerimiz, özellikle Avrupa marka motosikletlere yoğunlaşan ilgi ve Avrupa marka motosikletlerin rakiplerinden daha ön plana çıkaran teknik özelliklere sahip olmalarıyla ve tabii ki Korlas farkıyla bizim adımıza güzel bir sene geçti. Peki 2015 yılından beklentileriniz neler? Belli bir oranda %20'lik bir büyümeyi planlıyoruz kendi adımıza. Özellikle bu sene Ducati markasında çok önemli yenilikler var. Bu sene Scrambler modeliyle farklı bir kulvara yelken açtı. Zira Scrambler Ducati Scrambler değil, Scrambler by Ducati şeklinde Scrambler'ı markanın önüne çıkartan, bu son yıllarda moda olan işte hipster, cafe racer modasından hareketle kişiselleştirilebilen, her zaman her gün kullanabileceğiniz ve seyahat de edebileceğiniz çok amaçlı orta sınıf bir motosiklet geliştirdi. Peki fuardan beklentileriniz var mı bu sene için? Bizim amacımız burada fuarda küresel yenilikleri sunmak. Türk kullanıcısıyla ve Türkiye'nin komşusu olan ülkelerden gelecek katılımcılara markaların tanıtımını yapıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim. Yanımda Kawasaki satış sorumlusu Sayın Özgenç Genç Bey var. Merhabalar. Merhaba. 2014 nasıl geçti sizin için? Güzel geçti. İnişli çıkışlı ama kötü geçti diyemeyiz. Güzel geçti. Peki 2015 senesi için herhangi bir beklentiniz, yeni bir planınız var mı? Vallahi beklentimiz satışların artması, motosiklet kullanıcıların artması, en büyük beklentimiz onlar. Bu seneki fuardan bir beklentiniz var mı? Var. Şöyle ki biz 2008'den beri fuara katılmıyoruz. Bu sene katıldık. Bu katılımın da bize bir artı getireceğini tahmin ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ferka Motor'un pazarlama müdürü Sayın Seda Önalan'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? 2014 yılı hem Vespa tarafında hem de Aprilia Moto Guzzi tarafında oldukça iyi geçti aslında. Bu sene için beklentilerimiz çok daha farklı. Çünkü yeni modeller getirdik ve bunların da satışların oldukça iyi olacağını düşünüyoruz. Peki fuarla ilgili beklentileriniz neler? Fuarla ilgili olarak aslında bir yeniliğimiz var. Geçen sene satışlarımızın birçoğunu aslında kredi kartı ve peşin ödeme vesaire bu gibi yöntemlerle yapıyorduk. Ama bu sene itibariyle biz Koç Finans'la anlaştık ve Koç Finans'la şu anda 250 cc'ye kadar olan motorlarda 24 ay ve 250 cc üstü motorlarda 36 aya kadar vadeli ödeme fırsatları sunuyoruz. Peki bunun dışında 2015 yılı için bir hedefiniz, bir planınız var mı? Evet, her kategoride ayrı ayrı aslında. Vespa tarafında bu sene yeni Sprint modelimizi getirdik. Sprint ile Vespa tarafındaki satışların, Primavera'nın aslında bir rüzgarı vardı. Sprint ile de canlanacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda GTS serisi yenilendi. Globalde olduğu gibi biz de Türkiye'de de yeni serisini lanse ettik. Onun dışında Piaggio tarafında 3 tekerlekli MP3 modeline özellikle odaklanmayı düşünüyoruz. Onların da satışa oldukça pozitif yansıyacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Aprilia tarafında Caponort Rally bu seneki gözde modelimiz. Ve Moto Guzzi tarafında da V7 serisi var. V7 serisi 3 modelde de yenilendi. Special Stone Racer olarak. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Honda Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Sayın İsmail Sümer'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? %15'lik bir pazar payı hedeflemiştik. %15'lik pazar payının biraz üzerinde 27 bin adetlik bir satışla pazarı kapattık. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti. 2015 yılından ne bekliyorsunuz? 2015 yılının bir miktar daha iyi olacağını, geçen seneki 180 bin adedin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. 186 bin civarında bir pazar oluşacak ve
geçen seneye göre satışlarımızı daha yukarı çekip 29 bin adet satış yapmayı hedefliyoruz 2015 yılında. Peki bu seneki fuar hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentileriniz neler? Fuar gördüğünüz gibi şu anda Honda standine olan ilgi oldukça iyi. Geçen seneye göre satışlarımızı fuarda daha fazla yapacağımızı tahmin ediyoruz. 230 adet satış yapmıştık fuarda 4 günlük fuar boyunca. Bu sene 300'ü hedefliyoruz. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Yanımızda KTM Türkiye'nin genel müdürü Sayın Selçuk Bektaş var. Merhabalar. Merhaba. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? Oldukça iyi geçti. 2014 yılında özellikle Türkiye piyasasına tanıttığımız yeni modeller, aynı zamanda tanıtım faaliyetlerimiz bunlarla ilgili çok yoğun bir seneydi bizim için. 2015 yılından neler bekliyorsunuz? Bu çıkışı devam ettirmeyi, daha da arttırmayı hedefliyoruz ve olacağını da tahmin ediyoruz. Çünkü bu sene de özellikle seyahat endüstrisi segmentinde 1290 Super Adventure ve 1050 Adventure diye çok iddialı iki motosikletle gelmekteyiz. Bunların da bu segmentte ciddi bir sansasyon yaratıp önemli satış potansiyeline, önemli satışa ulaşacağını düşünüyoruz. Peki bu seneki fuardan beklentileriniz neler? Tabii ki mümkün olduğu kadar motosiklet sevenle, motosiklet binicisiyle buluşmak. Demin bahsettiğim Türkiye'de ilk defa sergilenecek olacak olan 1290 Super Adventure ve 1050 Adventure'ın burada motosiklet severlerle buluşması da standımıza büyük bir trafik yaratacağını tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Suzuki Satışa Pazarlama Müdürü Sayın Eren Yüksel Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. 2014 yılı nasıl geçti sizin için? Bizim için 2013-2014 her geçen yıl büyüyen bayi ağımızla, büyüyen genişleyen ürün gamımızla, adetlerimiz de ona paralel olarak büyüdü. Yeni modeller lansmanını yaptık. Özellikle Inazuma F modelimiz bizim lokomotif modelimiz oldu. Artı onun yanında büyük süper sporlarımız zaten her zaman olduğu gibi ciddi satışlar yaptık onlarda da. Bu yılda 2015 yılında da yeni ürün gamımıza scooter modelimizi ekledik. Adres adlı 110 cc'lik bir scooter getirdik. Ürün gamımız her yıl genişliyor. Geçen yıl yaklaşık %20 civarında bir büyüme gerçekleştirdik. 2015'te de hemen hemen bu yeni skuterimizle satış adetlerimizi %60-70'in üzerinde büyütmeye hedefliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Türetek Türkiye sorumlusu Sayın Mustafa Çevik'le birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçtiğimiz sene sizin için nasıl geçti? Geçtiğimiz sene tüm motosiklet firmaları adına fena geçmedi diyelim. İnşallah bu yıl daha iyi, daha olumlu geçer. Bu yıl fuarda yeni çıkan, yeni lansmanını yaptığımız bazı ürünler var. Bu ürünlerin tanıtımını yapıyoruz burada. Peki 2015 için planlarınız var mı? 2015 için çeşitli planlarımız var tabii ki. Yeni ürünleri biraz daha ön plana çıkartıp tüm büyük Enduro'larda ürün gamını biraz daha Türkiye açısından genişletmeyi planlıyoruz. Peki fuardan bir beklentiniz var mı? Ya, fuardan özellikle İstanbul dışından gelecek olan misafirlerimiz için buradayız. Onlarla her zaman yüz yüze görüşemiyoruz. Daha çok onlar için buradayız. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Yamaha Avrupa'nın başkanıyla beraberiz. Yani Yamaha Avrupa'da daha yukarıda adam yok. Kendisi burada yanımızda. Alo. Bienvenue à Istanbul. İstanbul'a hoş geldiniz. Merci beaucoup. Çok teşekkür ederim. Votre nom s'il vous plaît. Je m'appelle Eric Dessen. İsmi Eric Dessen. Peki, eh bien, vous avez commencé ce business de moto quand? Ne zaman bu işi, bu motosikleti bir iş haline getirdiniz? Moi j'ai commencé en 1990. 1990'da başladım diyor Yamaha'da. Alors vous êtes motard aussi? Oui, absolument. On peut pas faire ces métiers par hasard. Donc on est obligé de vivre le produit parce que la clé de nos marchés, c'est de rester client nous-mêmes.
siz de motorcu musunuz diye sordum. Tabii ki dedi. Ben motosiklet sürmesem zaten bu işin aslı dedi. Bu işi kendim yapmazsam, bunu sürmezsem bunu nasıl anlayacağım ki? Merci. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de Yamaha Global? Je crois pour, que... 2014. Oui, 2014 için Yamaha Global'e nasıl bakıyorsunuz dedim. D'abord, Yamaha va bien. On a fait une belle année en 2014. On a progressé sur tous les marchés et notamment en Europe de l'ordre de plus 20%. Bütün dünyada %20'ye yakın büyüme sağladık. 2014 Yamaha için çok iyi geçti küresel olarak. Mais la moto en général on s'intéresse pas aux chiffres, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important ce sont les produits, c'est la passion, c'est l'engagement en course et surtout ces territoires Yamaha continue d'avancer avec passion. Tabii ki hani rakamlar bizim için önemli ama rakamlardan çok daha önemli bir şey daha var. O bizim için ihtiras, o hırs, o his, pistteki başarılarımız, Yamaha'nın asıl başarısı o hissi size müşteriye sunduğu hissi dedi. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut attendre de Yamaha pour 2015 et puis 16? Il faut attendre beaucoup. 2015 ve 2016'da Yamaha'dan ne beklememiz lazım? Çok fazla şey beklemeliyiz dedi. Oui, il faut attendre beaucoup parce qu'on aime donner beaucoup. Çünkü biz birçok şeyi sunmayı çok seviyoruz dedi. Oui, et en fait, on continue à travailler sur tous nos segments en réfléchissant toujours pour apporter du plaisir aux clients dans un prix raisonnable. Uygun bir fiyatla müşterilerimize bütün segmentlerde çok zevk veren, çok keyif veren, çok keyif demeyeyim, zevk veren motosikletler yapmak için uğraşıyoruz dedi. Ça veut dire qu'on veut continuer à partager notre capacité de développement de nouveaux produits. Dolayısıyla bizim yeni ürün geliştirme kapasitemizi daha çok abanmamız, yüklenmemiz gerekiyor. Mais en respectant la réalité de nos clients. Ama bu arada müşterinin gerçeğini de kaybetmeden. Parce qu'on sait très bien que la crise économique est passée partout dans le monde. Çok iyi biliyoruz ki bütün dünyada bir ekonomik kriz yaşandı, yaşanıyor. Et donc on doit respecter ça, continuer à susciter l'envie. Dolayısıyla buna saygı göstermeliyiz ve insanların motosiklete olan isteğini öldürmemeliyiz. Et c'est la raison pour laquelle toutes les motos qu'on sort depuis 2-3 ans, j'espère en tout cas, je crois, sont comprises comme étant des motos à émotion, à performance, de qualité, mais qu'on peut rêver parce que on sait qu'on peut peut-être se les offrir. Très bien. Dedi ki dolayısıyla biliyoruz ki son birkaç senede sunduğumuz motosikletler insanlara böyle zevke getiren, heyecanlandıran, sürmesi zevkli güzel motorlardı ve aynı zamanda insanların hayal edebilmelerine de izin veriyordu çünkü fiyatları çok uygundu. Bien, merci beaucoup. C'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire? Non, ce que je voudrais... Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ce que je voudrais juste dire, c'est que la dernière fois que je suis venu en Turquie, c'était en 1998. 1998'de geldim en son Türkiye'ye. Söylemek istediğim şu. Je m'excuse. Mais je vois beaucoup de changements. Ve 98'den bugüne çok büyük değişiklikler görüyorum Türkiye'de. Et je suis très admiratif parce qu'à chaque fois que je rencontre des Turcs ailleurs qu'en Turquie. Başka yerde görsem de Türkleri ya da Türkiye'de. Ce sont des gens fiers de leur pays. Bunlar ülkelerinden gurur duyan insanlar. Et qui croient dans le développement de leur pays. Ve ülkelerinin gelişimine inanan insanlar. Et donc nous en tant que marque, on a envie de soutenir cette. Dolayısıyla dynamique. Biz de bir marka olarak bu dinamiği, bu insanların bu dinamiğini, Türklerin bu dinamiğine destek olmak durumundayız. Donc continuez comme ça. O yüzden lütfen böyle bozmadan devam edin Türkiye olarak. Merci beaucoup. Yanımızda SYM Yedek Parça Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Bülent Bora Bey var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2014 yılı sizin için nasıl geçti? Başarılı ve yeni atılımlarımız olan bir yıldı. Biz çok memnunuz. Çok güzel bir yıldı bizim için. Peki 2015 yılından beklentileriniz neler? Daha kaliteli, daha üst grup motorlara bir dönüş yaşandığı bir yıl olacağına inanıyoruz. Ve biz de Unitex Motor Division olarak bu çerçevede hamleler yapıyoruz. Bu seneki fuardan bir beklentiniz var mı? Tabii ki fuarlar tüketiciyle birebir olduğumuz, tüketicinin birçok seçeneği görebildiği istisna yerlerden biri. Ve İstanbul Fuarı bu anlamda çok çok güzel. Bu sene müşteriyle, tüketiciyle birebir kontak halinde olup güzel şeyler yapacağımızı zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi.